İlk söz lehinde olmak üzere Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'a aittir. Buyurunuz Sayın Çelik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, eş genel başkanlarımız, değerli milletvekillerimiz ve ne yazık ki uzun süreden beri aramızda olmayan yine belediye eş başkanlarımıza buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, ben bu kürsüden sayısız kez Türkiye cezaevlerindeki yaşanan ihlalleri, açığa çıkan durumları konuştuğumu biliyorum. Sanırım meclis de bunun farkındadır. Değerli milletvekilleri de bunun farkındadır. Şimdi muhatap olarak iktidarı alacağım ama iktidar sıralarına bakıyorum. Muhalefetten sayısı az. Bu yüzden de hala bu işin ne kadar ciddi olduğunu ve önemli olduğunu bence halen farkına varılmadığını düşünüyorum. Evet, Türkiye'de cezaevleri tarihe baktığımız zaman zaten hiçbir zaman olması gereken koşullarda ne yazık ki yaşanmamış cezaevi koşulları. Hiçbir zaman iyileştirici politikalarla yaklaşılmamış ve ne yazık ki ülkenin hem darbe süreçlerinde hem de başa gelen her iktidarın kendi yöntemiyle cezaevlerinin şu anki durumunu sizlerle biraz daha konuşmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Olağanüstü hal öncesinde cezaevleri gerçekten artık yavaş yavaş yaşanamayacak hale gelmişti zaten. Çünkü neden? Türkiye'de cezaevlerine bakış ancak Türkiye'deki siyasi atmosfere, siyasi konjonktüre göre değiştiğini zaten çok iyi biliyoruz. Şimdi olağanüstü hal öncesinde başlayan ihlallerin olağanüstü halin ilanından sonra ilk kanun hükmünde kararnamelerle tavan yaptığını, sistematik olarak bu ihlallerin arttığını hem gözlemlerimizle hem ziyaretlerimizle hem bize gelen mektuplarla yaptığımız aile görüşmelerinden bilgi sahibiyiz ve bunu da bu kürsüden defalarca meclisin dikkatine, kamuoyunun dikkatine sunduk. Fakat bugüne kadar henüz tek bir somut adım bu ihlallerin giderilmesi için, daha iyileştirici politikaların açığa çıkması için tek bir adımın da atılmadığını buradan tekrardan hatırlatmak isterim. 15 Temmuz sonrası yapılan ilk iş kanun hükmünde kararnameyle bir gizli genelgeyle başta cezaevi idarelerine verilen yetkiler ve daha sonra gerçekten hiçbir sosyal devlet ve hukuk devletinde karşılığı olmayan koğuşlardan kapkacakların toplanması, yorgan yastıkların alınması, plastik kovaların alınması, mesela çekbastların alınması, kitap yasakları, dil yasakları, görüş yasakları, yani tutsakların yapmış olduğu kapalı, açık ve telefon görüşmelerine yasak getirilmesi, avukatlarla yapılan görüşmelerde bu görüşmelerin kayıt altına alınması ve daha burada sayabileceğimiz bir dizi ihlal ne yazık ki halen cezaevlerinde yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Şimdi önemli olan bir konuya daha değinip şu anda geldiğimiz noktayı konuşmak isteriz değerli arkadaşlar. Biz şu anda Türkiye'nin gündeminde olması gereken, ele alınması gereken diğer bir konu olarak da hasta, tutuklu ve hükümleri her zaman yine bu kürsüde dile getirdik. Ama ne dedik? Cezaevinde kalamaz raporları olan hasta tutsakların bir anda bu raporların cezaevinde kalabilir şekline dönüştürülüp ne yazık ki infazlarının ertelenmesi, tahliyelerinin önüne geçildiğini buradan ve bulunduğumuz her platformda dile getirdik. Ve bugün tekrardan başta iktidar milletvekillerinin ve muhalefet partisi milletvekillerinin, Adalet Bakanlığı'nın, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün, İnsan Hakları Komisyonu'nun dikkatine sunmak istiyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan kanun hükmünde kararnamelerle kaç kişinin ihraç edildiğini, yani hazırlanan bu raporlar üzerinde karar yetkisi olan, karar verici olan kaç kişinin ihraç edildiğini lütfen bakanlık kendisi açıklasın. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz nokta, bugün ülkemizde, Türkiye'de şu anda belki ben konuşurken bile başka bir cezaevinin haberini alacağız. Sayısız cezaevinde açlık grevi başlatıldı.
bu kürsüden bu noktaya gelmememiz gerektiğini ve bu sebeple de parlamento çatısı altında bu ihlallere bir çözüm bulmamız gerektiğini çok söyledik. Fakat evet, geldiğimiz nokta ne yazık ki hiç içler açıcısı değil. Bugün şu ana kadar Edirne cezaevinde, Şakran cezaevinde, Van T tipi cezaevinde, Sincan cezaevinde, Ermenek cezaevinde, Menemen cezaevinde açlık grevleri devam ediyor. Peki bu açlık grevlerinin sebepleri nedir diye baktığımız zaman insani ve gayet yasal düzenlemeler çerçevesinde talep edilen haklardır. Evet, mahpusların, tutsakların bizlerden beklediği yasalar çerçevesinde düzenlenmiş olan hakların, taleplerin yerine getirilmesidir. Mesela nedir bu? En basit haliyle sağlık ve tedavi hakkının yerine getirilmesi. Görüş haklarının tekrardan düzenlenmesi, kanun çerçevesinde ele alınması. Sebebini hala açıklayamadıkları, gözlerimizle gördüğümüz ziyaret esnasında gazete küpürlerinin yırtılıp, parçalanıp mahpuslara verildiğini ve artık bu uygulamalardan geri dönülmesi gerektiğini, kitapların ifade özgürlüğü çerçevesinde ve yine mahpus hakları çerçevesinde cezaevine girişinin önünün açılması, bunun yanı sıra en temel hakları, yani içerideki mahpusun dışarıyla olan ilişkisini sağlayan görüş haklarının yine yasal düzenlemeye çekilmesi. Peki değerli arkadaşlar, biz buradan yaptığımız onca konuşmaya, onca talebe, onca çağrıya rağmen halen şu saate kadar, şu vakte kadar başta iktidar partisi milletvekillerinin, yetkililerinin, Adalet Bakanlığı'nın ses çıkarmamasını nasıl yorumlamamız gerekir? Şayet sessiz kalmaya devam edersek, şayet yüzümüzü, gözümüzü, vicdanımızı, yüreğimizi cezaevlerine çevirmezsek yakın zamanda ne yazık ki hiç istemediğimiz tablolarla karşılaşacağımızı ben buradan özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Yapılması gereken nedir? Kanun hükmünde kararnamelerle cezaevlerine sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, bağımsız heyetlerin, ulusal ve uluslararası bütün heyetlerin girişinin engellendiğini biliyoruz. Açın cezaevlerini. Bütün bu heyetlere kapatmak yerine cezaevlerini gidip mahpuslara, mahpuslarla görüşmek isteyen, temas etmek isteyen, taleplerini, haklarını, beklentilerini dinlemek isteyen ve bir çözüm arayan bu heyetlere cezaevlerini açmanız gerekir. Peki hükümet ne yaptı? İlk kanun hükmünde kararnameyle bütün bu dernekleri kapattı. Sessiz bırakması için, bu örgütlülüğün önüne geçilmesi için, muhalefetin sesini kısmak için başta İnsan hakları dernekleri, kadın dernekleri, sivil toplum örgütlerini kapatmakla zaten karşımıza geçti. Şimdi biz iktidarın bir çözüm bulmasını beklerken iktidarın gündeminde ne olduğunu yine parlamentonun dikkatine sunmak isterim. Bakın, şu anda raflarda bekleyen bir tasarı var. Bu tasarı Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanun Tasarısıdır. 2013'te bu parlamentoya, genel kurula geldiğini biliyoruz. Fakat kamuoyunun baskısı, yine muhalefet partilerinin baskısıyla bu tasarı geri çekilmişti. Fakat yine raflarda bekliyor. Muhtemelen Türkiye nasıl evrilecek, nereye gidecek, ona göre bu tasarıyı yine bu gündeme getirecekler. Nedir bu tasarı? Bu tasarıyla ne yapılmak isteniyor? Çok kısa belirtmek istiyorum. Bu tasarıyla göz yaşartıcı gaz, basınçlı su, ateşli silah
temel müdahale ekipmanı haline getiriliyor. Güvenlik görevlerine asayişi bozan olayları önlemek, pasif direniş göstermek gibi hiçbir sınırı tanımlanmayan hallerde kademeli ve artan ölçüde zor kullanma yetkisi veriliyor. Müdahale birimi ve dış güvenlik görevleri cezaevi içine ateşli silahlarla girebiliyor. Cezaevinde asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniş ve şiddet hareketleri veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde kolluk kuvvetlerinin de görevlendirileceği düzenleniyor. Evet, biz çözüm diyoruz fakat hükümetin çok farklı planları var. Umut ediyoruz ki bu tasarı hiçbir zaman bu genel kurula gelmez. Gelse de bizim bugünden cevabımız bellidir. Hepiniz tekrardan... Teşekkür ederim Sayın Burcu Çelik.